Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneğine ait yurtlarda kalan 9-10 yaşlarındaki çocuklar, yine bu yurtlarda kaldığı iddia edilen sözde gönüllü bir öğretmenin cinsel saldırısına maruz kaldılar. Bu kişi hakkında dava açıldı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyeti tahdit, kasten yaralama ve müstehcen görüntüleri izletme suçlarından 600 yıla yakın hapse istendi. İstismara uğrayan 8 çocuğun kayınder, 2 çocuğun ise Ensar Vakfı ile ilişkili yurtlarda kaldığını belirten iddianamede kabul edildi. Ancak araştırma daha derinleşmediği için maalesef rakamın artacağını ve 45 belki de daha fazla çocuğun istismara uğramış olabileceğini düşünüyoruz. Burada kamu yararına çalışan vakıf statüsüne alınmış bir vakıftan bahsediyoruz arkadaşlar. Kimse gizlemesin, Erdoğan'ın dindar nesil yetiştirme görevini sivil alanda yüklediği en önemli vakıftır Ensar Vakfı. Bu kadar ciddi bir iddia ve olayın ardından ne oldu, ne ile karşılaştık derseniz, ilk önce Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı devam eden soruşturmaya getirdiği gizlilik kararının ardından yayın yasağı getirdi. Öncelikli olarak çocukların üstün yararı yerine vakıfları gözeten bu karar, himaye edilmek istenenin çocuklar mı yoksa sorumlu kurum ve vakıflar mı olduğuna dair ciddi şüphe yarattı. Ve ne yazık ki herkes hükümet veya hükümetin yakın olduğu kişilerle ilgili eleştiride dahi bulunmak suç olduğundan tarafgirlikle vakfın sorumluluğunun örtbas edileceğini düşünmeye başladı. Olay duyulduktan sonra AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Ensar Vakfı başarılı işler yapmaktadır. Biz inadına Ensar Vakfı'na destek olmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ise vakıfta yaşanan çocuk istismarı ile ilgili bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz dedi. Üstelik bakanın sözlerinin ardından, yani bunun öncesinde olmuş olmasına rağmen sonradan bugün başka bir gazeteden, Cumhuriyet Gazetesi'nden görüyoruz ki Ensar Vakfı'nın Çorum ve Rize İl Başkanları'nın da vakıf öğrencisi çocukları istismar ettikleri için tutuklandıkları ortaya çıktı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zekai İşler, iki kız öğrenciye tecavüz suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilmiş. Bu kez bir başka kadın, Zekai İşler 13 yaşındayken bana da tecavüz etti diye şikayetçi olmuştu. Bu yetmezmiş gibi Ensar Vakfı Rize Şubesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Kızılay Rize Şube Başkanlığı görevlerini yürütmüş Mehmet Nuri Gezmiş de küçük yaştaki iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu. Bu tekrarlayan istismarlardan bir haber, bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Evet, 45 çocuktan bahsediyoruz. 45 çocuğun bedeninden, yaşamından, ruhunun parçalanmasından ve geleceğinden söz ediyoruz. Duyduğumuz bu sözler ise onları korumakla yükümlü bir bakandan geliyor. Bir defa rastlanmış olması vakfa halel getirmezmiş. Yani söz konusu olan çocuklar değil, vakfın itibarı ve geldiğimiz siyasi nokta ise kiminizin hatırlayacağı gibi anayasayı bir kere ihlal etmekle bir şey olmaz noktasından 45 tecavüz iddiasıyla bir şey olmaza uzanan bir siyaset. Bir siyasetçinin yapması gereken kendilerinin veya yakınlarının en ufak bir ilişki iddiasının olduğu bir yerde, bu kadar ciddi bir olay olması bile şart değil, hemen soruşturma açılmasını sağlamak ve bunun güvenilir biçimde yürütülmesine ön ayak olmaktır. Defaten söylediğimiz gibi önleme yükümlülüğü ciddi bir iştir. Ensar Vakfı Başkanı'nın yaptığı gibi hakim olup ölüm fermanı vermenizi beklemiyor kimse. İstenen çocuklarla çalışan kurumlarda çocuk istismarına karşı önlemler alınmasıdır. Evet, çocuk istismarı Türkiye'de pek çok eğitim kurumunda yaşanabilir.
bu tüm yolsuzluklarına, hukuksuzluğuna, AKP ve hükümet ile yakın ilişkisine, kamu kaynaklarını çıkarlarına kullandıklarına dair güçlü delillere rağmen Ensar Vakfı'na da özgü değildir. Çünkü eğitim kurumları ve yurtlara ruhsat verilirken, protokol imzalanırken çocuk istismarıyla ilgili hiçbir önlem alınmadığı gibi hiçbir denetim de yapılmamaktadır. Çocuk istismarına karşı gerçek bir politika yürüten her ülkede çocuklarla çalışan kurumlarda gönüllü olarak çalışan ve istihdam edilen kişiler detaylı standartlara tabi tutulur ve denetlenirler. Bu gibi kurumlarda gönüllü çalışıyordu, personelimiz değildi demek hiçbir şekilde suçu örtmez. Aksine çocuk istismarcıları çocuklarla çalışan kurumlarda gönüllü olmaya yatkın olurlar. Bunu bu istismarla ilgili ve çocuklarla ilgili çalışan herkes bilir. Bugün hükümetin kalkıp en ağır ceza verilsin, çocuk istismarcılarına sıfır tolerans demesi de hiçbir şeyi çözmeyecektir. Ortada ne prensip, ne önleme, ne denetim mekanizmaları olmadığı zaman bunlar boş laftan öteye geçemez. Şu anda başka yerlerde de çocukların bunları yaşamadığından hiçbirimiz emin değiliz. Örneğin Pozantı cezaevinden sonra cezaevlerinin durumunu, çocukların cezaevlerinde neler yaşadıklarını biliyor muyuz? Haber takibi de yapıyor muyuz bununla ilgili yeterince? Size bir filmden söz etmek istiyorum. Aslında çok tesadüfi olarak 3 gün önce seyrettim. Gerçek olaylara dayanan Spotlight filmi bu yıl Oscar aldı biliyorsunuz. Filmde Katolik Kilisesi'nin rahiplerinin çocuklara nasıl taciz ve tecavüzde bulunduğu bir gazeteci ekibinin çabalarıyla ancak yıllar sonra ortaya çıkarılıyor. Ancak olayın olduğu Boston şehrinde yıllarca birçok yetkili ve insan durumu bildiği halde kilisenin itibarı için çocukların yaşadıklarını görmezden geliyor. Ve onların ruhsal, bedensel yok oluşunu izliyorlar. Film yapıldığı tarihten sonra bile, arada epey zaman var, şimdi yetişkin olan ve o zamanın cinsel istismara uğrayan çocukları ortaya çıkıp yaşadıklarını bugün de anlatmaya devam ediyorlar. Şimdi bizden beklenen nedir değerli basın mensupları? Dindar hiçbir insan bunu yapmaz, Müslümanlar bunu yapmaz demek mi? Çocuklar soruşturmalarda ensar evlerinde kalıyorduk dedikleri halde orada bunlar olmaz deyip küçücük çocukların yaşamlarını, geleceklerini yok etmek mi? Bir çocuğun küçücük bir tırnağı ya da hırpalanan ruhu, dinin de, siyasetin de, kurumların da, vakıfların da, kişilerin de itibarından çok ama çok daha fazla önemlidir. Çocuklara yönelik istismar riskini önceden fark edip önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. İstismarı önleyici bir sistem oluşturulmalıdır. Acilen çocukların temel haklarını kullanmasını güvence altına alacak ve yararlandığı hizmetler aracılığıyla çocukları izleyecek bir sistem kurulmalıdır. HDP kadın grubu olarak herkesi çocuk istismarına, cinsel saldırılara dur demeye, önlemek için gerekenleri yapmaya ve yargının şeffaf, bağımsız bir şekilde işlemesi için destek olmaya çağırıyoruz. Çocuklar için ayağa kalkmayacaksak kimin için ayağa kalkacağız? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na ise şunu söylemek isteriz. Siz de bir kere istifa edin. Bir kereden bir şey olmaz. Belki böylece yerinize kadınları, çocukları daha fazla gözetecek birisi gelebilir. Aslında Filiz Hanım arkadaşım grup adına gerekli açıklamaları yaptı. Fakat dünden beri gerçekten ciddi bir infial var. Türkiye'de çocuk hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları ve özellikle AKP'nin son dönem politikalarında artık sözün bittiği, kelimelerin tükendiği ve bakanlıkların sadece ve sadece kendilerine verilen emir ve talimatlar doğrultusunda çalıştığını çok iyi biliyoruz. Biz AKP hükümeti döneminde çevre illerlerini, çevre katliamlarını çevre bakanına
avukatlık görevi verildiğini biliyoruz. Çevre Bakanı bunları savunuyor. Fakat Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı da maalesef Karaman'da olduğu gibi, diğer birçok yerde olduğu gibi çocuk istismarlarını, cinsel tacizlerini ya da kadınlara yönelik şiddete karşı kendi bakanlığının gerektirdiği görevler yerine siyaseten sadece ve sadece kendine bağlı kurumları ve kendi partisinin çıkarlarını öncelemektedir. Hele hele demin Filiz Hanım da çok ayrıntılı söyledi. Bir defa demesi utanç verici, utanıyoruz. Bir kadın olarak, anne olarak, kadın haklarını savunanlar olarak tecavüzü bir kereyle ifade etmek ne bilimsel olarak, ne sosyal olarak, ne psikolojik olarak ne de hak mücadelesinin geldiği aşama itibariyle ifade edilecek bir husus değildir. Bu sadece cehaleti ifade etmez, bu kastı da ifade eder. Biz de yani ek olarak şunu söyleyeyim sadece, gerçekten Aile Bakanı önce susmayı denesin, bilmediği konularda konuşmasın ve çocukların üstün yararı onun bakanlığından da, hükümetinden de, savunduğu değerlerden de çok daha üstündür. İmza attıkları sözleşmelerin gereğini yerine getirsinler diyorum. Evet, teşekkür ederiz. Herhalde bir soru yoktur bununla ilgili. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben Ertuğrul Duyur'un da kalan olacak mısınız arkadaşlar? Bu açıklamalar sizlerle. Yani değerlendiriyoruz. Zaten çok yeni, daha doğrusu maalesef yeni vakıf olunan bir durum. Bakanın sözleri yeni. Soruşturma ve şey değil tabii ama yani öncelikle burada gerçekten aslında istifaya da şuydu buydudan da önemlisi söylediğimiz gibi başka yerlerde başka çocuklar bunları yaşıyorlarmış şu anda. Yani en önemlisi bunu önlemek. Yani ne bizim siyasi şu andaki ifadelerimiz ne başka birinin istifa etmesi değil. Yani hakikaten Türkiye'de, işte dünyada, nerede olursa olsun hangi çocuk şu anda bunu yaşıyor? Yani bir çocuğun tırnağına bu anlamda bir zarar gelmesin. Hani bunu önleyebileceksek bunun için çağrı yapıyoruz hep beraber. Bunu önleyelim diye çağrı yapıyoruz. Yegane gayemiz budur. Bunun için de bu davanın kesinlikle takipçisi olacağız. Onu ifade etmek isteriz. Teşekkürler.